Selamlar. Legends of Runeterra'da Demacia ve Ionia destesiyle oynuyoruz. Destemizin ana kahramanları Shen ve Fiora. Fiora'yı oyunu bitirmek için kullanıyoruz. Shen'i de Fiora'yı desteklemek için. Bu kartımız herhangi bir dost ünite bariyer kazanırsa artı iki saldırı gücü kazanıyor. Ki bizim destemizde de bolca bariyer olduğunu varsayarsak güzel bir kart. Şu anda bir saldırı yaparsam çok rahat bir şekilde kesecek. Bu yüzden gerek yok. Eğer rakip bir sahaya, sahaya şu anda bir şey oynarsa bu ünitemi öldürtmeme yöntemim var şu an elimde. Fakat oynamadı. Direkt saldırmayı tercih etti. İlginçtir ki ünitemi kendi karşısına çekmedi. Bu kart normalde Challenger özelliğine sahip bir kart. Challenger özelliği kimin bloklayacağını sizin seçebiliyor olmanız. Yani benim kartımı kendi önüne bloklamak için alabilirdi ama almadı. Bloklamayacağım ama turu da boş geçmemek için hemen şene bariyer verip bir kart çektim ve Fiora'yı bulduk. Çok güzel oldu. Bir sonraki tur bana geçecek. O sırada da hamlemizi yapacağız. Şu anda saldırı turu bende. Hemen Fiora'mızı oynuyoruz. Açıkçası umarım daha güçsüz bir kart oynar diye bekliyorum şu anda. Çünkü Fiora ile bu kartı öldürdüğümde Fiora'nın bir canı kalacak. Artık bir canı değil. Ölümü olacak. Maalesef turu geçmek zorundayım. Yoksa kartlarımın hepsi ölür. <laughs> Ana amacımız Fiora'yı olabildiğince ayakta tutmak. Ona bariyerler verip, canlar verip onu ayakta tutmamız lazım. Şenimizi oynayabiliriz. Ama Şen'i oynamak bu turda işimize yaramaz. Çünkü bir savunma turundayız. Ve eğer rakip birazdan saldırınca Fiora'mı çekerse karşısında Fiora'ya bariyer vermem lazım bu büyüyle. O yüzden turu şimdilik geçiyorum. Evet Challenger özelliğini sonunda keşfetti. Ama sorun değil. Çünkü bloklayabileceğiz. Hem de şöyle bir şey olacak. Bu kart dediğim gibi bariyer kazandığında artı 2 kazanan bir karttı. Ben Fiora'ya bariyer vereceğim. Aynı zamanda bu kartta artı iki saldırı gücü kazanmış olacak. Böylece bu kartı da öldürebilmiş olacağız. Yani i̇lk kenarımızı kırdık. Dediğim gibi o kenarların dördünü de kırdığımızda Fiora oyunu kazanmış olacak. Saldırı ter turu tekrar bize geçti. Şimdi Shen'i oynayabiliriz. Shen, Shen support özelliği olan bir karakter. ...saportladığı kişiye bariyer veriyor. Supportlama mekaniği de şöyle çalışıyor. Sağındaki kişiyi supportlar. Yani bu yüzden kimin supportlanacağını istiyorsanız... ...ondan önce Shen'i oynamanız gerekiyor. Şimdi öncelikle Shen'i oynuyorum. Supportlamasını istediğim kişiyi yani Fiora'yı sağına oynuyorum. Ayrıca Fiora'nın Challenger özelliğini kullanarak... ...kimin bloklayacağını da seçiyorum. Adama hak tanımamış oluyorum. Şu anda yere bir minyon oynayamaz. Ama spell kullanabilir. Oyunun en farklı mekaniklerinden biri bu. Oyunda siz yere bir kart oynadığınız zaman karşıdaki adama da bir kart oynama hakkı tanımış oluyorsunuz. Eğer direkt saldırırsanız herhangi bir kartı yere sunamaz. Ama büyülerini kullanabilir. O farklı. Fiora'mız iki kenarı kırdı ve level atladı. Şu an için iyi durumdayız. İstediğimiz gibi işler turu boş geçebiliriz. Ama bir manamızı spell için saklamak yerine şu kartlardan birine artı bir artı bir verebiliriz. Oyunda şöyle bir mekanik de var. Gördüğünüz gibi burası mana barları. Burada hem bir mana barı var. Burada da başka bir mana barı var. Bu mana barı büyülerinizin mana barı. Bu mana barında eğer mana bıraktıysanız turun sonunda atıyorum. 3 mananız vardı ve oynamadınız. Turu geçtiniz. O 3 mana turun sonunda spell mananıza aktarılır. Bu da ince eleyip sık düşünmeniz gereken bir durum aslında oynarken. Acaba o manayı harcasam mı? Yoksa siper için biriktirsem mi? Gibisinden. E, ee, Challenger özelliğiyle Fiora'mı karşısına çekebilir ama öldüremeyecek. Şu an Şu an bana zarar verebileceği bir konu yok aslında. Herhangi bir kart oynamama da gerek yok. Biz gene de işi riske atmayıp Fiora'mıza bariyer verebiliriz. Eğer ki Fiora'yı karşısına çekerse hasar yememiş olsun. Şu anda rakip saldırıp saldırmama konusunda düşünmesi lazım. Çünkü eğer saldırırsa benim Fiora'm bedavadan ünite öldürecek. Hmm, onu öldüremeyeceğim. Aslında öldürebileceğim. Ee, Fiora'ya artı 3 verip o kartı kesebiliriz. Ama bunu şimdi yapmıyorum. Bakın şu an yaparsam bunu rakibim o kartı sahaya oynamaz. Bekliyorum. Önce o, o kart sahaya atak olarak oynamasını bekliyorum. Çünkü oynadıktan sonra bana tekrar söz hakkı da olacak. Ve dediğim gibi büyü kullanabiliriz. Çok güzel. Tabi istediğim gibi. Bu arada e, Shen support özelliğini savunma turundayken çalıştırmıyor. Aklınızda bulunsun. Gereksiz bir hamle yaptı. Şimdi bu kartla bunu savunuyoruz. Bu kartla bunu savunuyoruz. Ve Fiora'mıza artı 3 can veriyoruz. Ki ölmesin. Bu başlayabiliriz. Şen'imiz oynuyoruz, Fiora'mızı oynuyoruz ve kimi bloklayacağını seçiyoruz. Zaman harcamıyoruz. Kartı yere kart koymuyoruz. Çünkü koyarsak cevap hakkı doğar. Şen'imiz de level atladı. Şen'in level atlama mekaniği de şöyle oluyor. Şen eğer dostlarının toplamda 4 kere bariyer kazandığını görürse level atlar. Kendisi bariyer vermek zorunda değil. Büyülerle falan da verebilirsiniz bariyeri. Ama Shen'in bunu görmesi lazım. Buradaki detay aslında o. Şöyle bir sistem yapabilirim. Bu kartı oynayıp Fiora ile bu kartı birbirine saldırmayı zorlayabilirim. Böylece Fiora bu rakibi öldürür ve bariyerini kaybeder. Bariyerini kaybettikten sonra bu rakibe de vurur. Ama ölmediği için, hasar yetmediği için karşı rakibin yine ayakta durur. Böylece iki kenarı da kırmış oluruz. bir dinay kartıyla bu büyüyü bozabilir tabi. Ha ama dinayı e olup, evet dinayı e yok. O desteğiyle oynamıyor çünkü. O da aynı kartı oynadı. İlla mi öldürmek istiyormuş. Yapacak bir şey yok. Üçüncü kenarımızı da kırdık. Son kenar kaldı. Herhangi bir kart oynamama gerek yok. Şimdi tek istediğimiz şey Fiora'nın öldürebileceği bir ünite koyması yere. Bir ünite koydu lakin ben o üniteyi maalesef kesemem. Biz ama o üniteyi yine de bloklamaya çalışır mıyız? Çalışırız ama bununla çalışırız. Bunu oynayalım. Bu üniteyi bloklamamız lazım çünkü çok güçlü. Aynı zamanda Ouralm özelliğine sahip. Ouralm özelliği de şöyle bir sistem. Hemen anlatıyorum. 7 hasarı var bu ünitenin. Benim karşısına koyduğum ünitenin ise 5 savunması var. Normalde saldırdıktan sonra bu ölür. Bu sahasına geri çekilir. Ama Ouralm özelliği olunca 7 hasarı buna vuruyor. 5 canı gidiyor. Geriye 2 hasar kalıyor. O 2 hasarı da Nexus'a vuruyor. Ouralm kartlarının böyle bir özelliği var. Şu an hem kartım ölecek hem de 2 hasar yemiş olacağım ama 7 hasarı Nexus'a yemekten çok daha iyidir. Şimdi eğer işler ters gitmezse şöyle bir durum yapacağız. Bu kartı sağa oynuyorum ve sağdaki herkese bariyer veriyor. Direkt Fiora ile bunu öldüremezdim. Çünkü Fiora da öldürdü. O yüzden bir bariyer vermem gerekiyordu maalesef. Şimdi hiç zaman kaybetmeden Fiora'yı sahaya koyup bu arkadaşı bloklaması için çekiyoruz. Onu öldürmeye çalışıyoruz. Ve öldürmeyi başardık. Son kenarda kırıldı ve Fiora hükmen galip. Böyle de güzel bir görselle bitiriyoruz oyunu.